Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videoda dolaşım sistemine giriş yapacağız. İlk önce dolaşım sisteminin görevlerinden bahsedeceğiz. Daha sonra kat ile birlikte dolaşım sistemine giriş yapmış olacağız. İlk olarak ben size dolaşım sisteminin görevlerinden bahsetmek istiyorum. Nedir bunlar? Mesela besin maddelerini ilgili hücrelere taşır. Daha sonra solunum gazlarını arkadaşlar taşır. Solunum gazı derken oksijen ve karbondioksitten bahsediyorum. Oksijeni vücut hücrelerine gönderirken, götürürken vücut hücrelerinde oluşan karbondioksit ve gaz halindeki suyu da akciğerlere götürerek oradan dışarı atılmasını sağlar. Daha sonra metabolizma atıklarını ilgili organlara taşır arkadaşlar. Mesela böbrek gibi, karaciğer gibi bu gibi organlara taşıyor. Daha sonra vücut ısısının eşit dağılımını sağlar. Vücudumuzun her yerinde kan bulunduğu için eşit bir şekilde dağılım sağlanmış olur. Ayrıca arkadaşlar üretildikleri yerden hormonları alıyor. Daha sonra bunları da yine ilgili hücrelere, ilgili organlara götürüyor. O zaman görevlerini şöyle bir yazalım. Birinci görev olarak şunu diyelim. Hormonları ilgili organlara götürür. İkinci görev arkadaşlar ne dedik? Besinleri taşır. Besin maddelerini taşır. Daha sonra solunum gazlarını taşır dedik. Bir başka görevi metabolizma atıklarını ilgili organlara taşır. Bir başka görev arkadaşlar, beşinci görev diyerek vücut ısısının eşit dağılımını sağlar. Evet, bizim dolaşım sistemimizin görevleri bunlar. Dolaşım sistemi 3 yapıdan oluşur arkadaşlar. Bunlar kalp, damarlar ve kan. O zaman yazalım. Dolaşım sistemi kalp, damarlar ve kandan oluşur. Şimdi buraya bir kalp dedim. Ben şu alt boşluğa kalbin tabakalarından bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle düşünün. Görevlerini buraya yazdıktan sonra kalbin özelliklerini şuradan devam ediyoruz. Kalbi çizmek için o yüzden oraya yazdım. Şimdi ilk önce kalbin tabakalarından bahsedeceğim. Daha sonra ise kalbin yapısına geçip damar bağlantılarını işleyeceğim. Arkadaşlar, kalbin 3 tane tabakası vardır. Dıştan içe doğru bu tabakalar perikard, miyokard ve endokard tabakalarıdır. Ayrıca kalbimiz akciğerlerimizin arasında bulunan yaklaşık yumruk büyüklüğünde bir organımızdır arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. O zaman şöyle yazalım. Kalbin tabakaları. Birinci tabaka, bakın dıştan içe doğru yazıyorum. Perikard tabakası. Bunlar dıştan içe doğru tabakalarımız. Arkadaşlar, perikard tabakası iki katlı bir zardan oluşmaktadır. Bu zarlar arasında da bir sıvı bulunur. Bu sıvı kalbin hem çalışmasını kolaylaştırır hem de kalbi darbelere karşı korur. O zaman şöyle diyelim. İki katlı bir zar ve arasındaki sıvıdan oluşur. Böylece ne oluyor? O sıvı sayesinde kalbimiz korunmuş oluyor. Geçelim ikinci tabakamıza. Ortada bulunan tabaka miyokard tabakası. Arkadaşlar, miyokard tabakası kalbin kas tabakasıdır. Yani kalp kasından oluşan tabakamızdır. Burada kalbi besleyen koroner damarlar bulunur. Bu damarlar tıkanırsa kalp krizi meydana gelebilir. Kalp kendi içerisine gelen kandan beslenmiyor. Hani onu bir emanet olarak görüyor. O yüzden kalbin içerisine giren
Kanla içinden çıkan kandaki besin değeri değişmez. Sadece ne değişir? Oksijen karbondioksit miktarı değişir. Çünkü temizlettiriyor akciğerlerde. O yüzden de sadece oksijen karbondioksit miktarı değişirken besin miktarı değişmez arkadaşlar. Ne olur? Kalpten çıkışta. Bakın aortla çıkıyor ya, aort bir kola ayrılıyor ve bu kolla koroner damarları oluşturuyor. Koroner damarlar da kalpteki hücreleri besleyen damarlardır. O zaman şöyle diyelim, kalp kasından oluşur. Kalp kasından oluşur. Burada kalbi besleyen koroner damarlar bulunur. Koroner damarlar bulunur. Evet arkadaşlar, bir de şundan bahsetmek istiyorum. Kalbin karıncıkları, yani alt tarafındaki kas tabakası kulakçıklarındaki kas tabakasından daha kalındır. Çünkü bunlar kasıldıklarında birisi vücuda, tüm vücuda yayar kanı, birisi de akciğerlere gönderir. Şiddetli bir şekilde kasılabilmesi için karıncıklarda kas miktarı daha fazladır. Ayrıca şunu da söyleyebiliriz. Sol karıncıkta daha fazla kas bulunur arkadaşlar. Daha kalın bulunur tüm vücuda yaydığı için. Gelelim üçüncü tabakamıza, endokard tabakası. Zaten endo ne demek? Endo iç demek değil mi? İç demek, içteki tabaka demektir. Arkadaşlar bu da tek katlı epitel dokudan oluşan bir tabakadır. Bu da kanın içerisinde hareketini kolaylaştırır. O zaman şöyle diyelim. Tek katlı epitel dokudan oluşur. Epitel dokudan oluşur. Kanın hareketini kolaylaştırır. Kanın hareketini kolaylaştırır. Evet, bu şekilde şurada koroner damarların altında çizelim. Yine şöyle altını çizelim, belli olsun. Şimdi geliyoruz kalbin damar bağlantılarına ve kalbin yapısına arkadaşlar. Şu şekilde ben bir başlık yazıyorum şuraya. Kalbin damar bağlantıları. Damar bağlantıları. Ve yapısı. Şimdi kalbin damar bağlantılarından ben şekli çizdim önceden. Bu oklarda hangi damarlar var? Hangisi kulakçık, hangisi karıncık, buna bakacağız. Arkadaşlar ilk önce kırmızıyla çizdiklerim, yani kırmızıyla ok çıkardıklarıma bakalım. Bunlar kalbin kulakçık ve karıncık kısımlarıdır. Bakın kalp her zaman bu taraf sağ taraf, bu taraf da sol taraf şeklinde isimlendirilir. Çünkü biz ayna görüntümüzü düşüneceğiz. Yani şöyle düşünün, bunu ben şu şekilde kaldırdım. Bakın bu şekilde böyle kendime doğru tuttum ve ona göre yapıyorum. O zaman ne olacak? Bu taraf sağ taraf, diğer taraf da sol taraf olacak. Tam tersi olarak düşünebilirsiniz. Arkadaşlar sol tarafta bulunan, üst tarafta bulunan sol kulakçık. Kulaklara yakın olduğu için kulakçık diyoruz. Bakın kulaklara yakın. Alt tarafta bulunan sol karıncık. Karnımıza yakın olduğu için karıncık diyoruz. Yine sağ tarafta bulunan sağ kulakçık. Alt tarafta ise arkadaşlar ne bulunur? Sağ karıncık bulunur. Evet, bunlar kulakçık ve karıncıklar. Bunların arasında da kapaklar vardır. Şimdi bu kapaklardan bahsedeyim. Arkadaşlar bizim kalbimizin sağ tarafında üçlü kapakçık, sol tarafında ise ikili kapakçık vardır. Nasıl? Bakın şöyle düşünün. Sağ tarafta üçlü kapakçık dedik. Şöyle düşünün. Şurada bir kapak daha var. Bakın böyle bir kapak daha var. Üçlü bir kapak var. Biz bu kapağa triküspit kapak diyoruz. O zaman şöyle ok çıkarıp yazıyorum. Triküspit kapak. Neden triküspit? Üç zaten tri demektir. Hani oraya girmiyorum. Neden sağ tarafta üçlü kapak var? Çünkü sağ taraf kirli kanı taşır. Mavi ile çizdiklerim kirli kandır. Pembe ile boyadıklarım temiz kandır arkadaşlar. Şurada kırmızı ile boyadığım ise kas tabakasını gösteriyor.
Şimdi baktığımız zaman trikuspid kapaklarının olmasının sebebi burada kirli kanın bulunmasıdır. Kirli kan buraya geldiği zaman, bakın aşağı doğru indiği zaman hem daha fazla miktarda gelir buraya, geriye dönüşü engellenmesi için üçlü kapakçık vardır. Bir de eğer ki kirli kan geri sıçrarsa arkadaşlar, geriye doğru giderse bizlerde çok daha ağır şeyler oluşturabilir. Sağ tarafta ise, sol tarafta ise arkadaşlar, sol kulakçıkla sol karıncık arasında şöyle ikili kapakçık vardır. Biz buna biküspit kapak diyoruz. Burada da hem kan miktarı azdır. Temiz kan miktarı kirli kan miktarına göre daha azdır. Vücudumuzun içerisinde bulunan kanın yaklaşık %60'ı arkadaşlar kirli kandır. Geriye kalan %40'lık kısım temiz ve karışık kandan oluşuyor. Karışık kan şeyde bulunur, nasıl diyeyim size, kılcal damarlarda bulunur. Kılcal damarlarda hafif bir karışıyor. Daha sonra ise temizlenerek zaten gönderiliyor. Evet, trikuspid ve biküspid kapaklardan da bahsettik. Şimdi geliyoruz damarlarımıza. Arkadaşlar, kalbimizin sol tarafından, bakın sol karıncığından çıkarak bütün vücuda, kan yayan damara biz aort atar damarı diyoruz. Bizim vücudumuzun en kalın damarıdır, en dayanıklı damarıdır arkadaşlar aort atar damarı. Akciğerlerden sol kulakçığımıza temiz kanı getiren damarlara ise akciğer toplar damarı diyoruz. Toplar damarı. Hemen bunu size kısaca nasıl aklımızda tuttuğunu söyleyeyim. Daha sonra diğer damarlarımıza bakalım. Arkadaşlar, kalbe kan getiren, bakın kalbe kan getiren damarlara ne diyoruz? Toplar damar. Toplar damar. Kalpten çıkan damarlara ise atar damar diyoruz. Atar damar. Şimdi bakıyorum. Bu kalbe mi geliyor? Evet. O zaman bu ne olacak? Toplar damarı. Nereden geliyor? Akciğerlerden geliyor. O zaman akciğer toplar damarı olur diyoruz. Aorta bakıyorum. Aort kalpten çıkıyor. O zaman nedir? Atar damardır arkadaşlar. Zaten vücudumuzun en kalın, en büyük atar damarıdır. Geliyorum sağ tarafa. Bakın sağ tarafta ne olmuş? Kalbe kan getirmişler. Bakın kalbe kan getiren damarlar. Birisi üst taraftan geliyor. Kalbimizin üst tarafından gelen damara üst ana toplar damar diyoruz. Toplar damar. Alt tarafından gelene ise alt ana toplar damar diyoruz. Toplar damar. Peki kalbin sağ karıncığından çıkan damarlar ne olacak? Kalpten çıkan damarlara ne diyorduk? Atar damar. O zaman bunlar birer atar damar. Nereye gidiyor bunlar? Akciğerlere gidiyor temizlenmek için. O zaman bu da nedir? Akciğer atar damarıdır. Evet, bu şekilde. Arkadaşlar, kalbimize gelen damarlar, bakın kalbe kan getiren damarlara toplar damar dedik ya. Toplar damarlar kalbin kulakçıklarına bağlanırken, bakın kulakçık, toplar damarlar kulakçıklara bağlandı. Atar damarlar da karıncıklara bağlıdır. O zaman şöyle parantez içerisinde yazayım ben. Kalbe kan getiren damarlar nereye bağlıydı? Kulakçıklara bağlıydı. Kalpten çıkan damarlar da karıncıklara bağlıydı arkadaşlar. Bunları da unutmayalım. Evet, temiz ve kirli kandan bahsedelim. Kalbimizin sağ tarafında kirli kan bulunur. Peki kirli kan derken neye göre kirli kan diyoruz? Arkadaşlar, eğer ki karbondioksit miktarı fazlaysa biz buna kirli kan diyoruz. Oksijen miktarı fazlaysa temiz kan diyoruz. Bakın şöyle bir durum oluyor. Alt ana toplar damar ve üst ana toplar damar kalbimize neyi getirdi? Kirli kanı. Kirli kan geldikten sonra bu kulakçıklardan, şuradaki trikuspid kapaktan nereye geçti? Bizim kalbimizin sağ karıncığına geçti. Sağ karıncık kasıldı ve iki tane damara ayrıldı. Bu damarlardan birisi sol akciğere, birisi de sağ akciğere giderek akciğer atar damarlarıyla ne oluyor? Orada temizlenmeye gidiyor. Orada temizlendi akciğerlerde. Daha sonra akciğer toplar damarıyla nereye geliyor? Bakın akciğerler kalbe geliyor. Kalbe gelen damarlara toplar damar diyorduk. Dolayısıyla ne oluyor burada? Akciğer toplar damarıyla kalbimizin sol kulakçığına geliyor. Sol kulakçıklardan sol karıncaya girer, şuradaki biküspit kapakçıklardan.
Sol karıncaya giriyor. Daha sonra sol karıncık şiddetli bir şekilde kasılarak, bakın şuradaki damardan, buradaki damar hangi damar? Aort, atar damarı. Kalpten çıktığı için atar damar diyoruz. Buradaki damardan nereye gidiyor? Tüm vücuda yayılıyor. İşte temiz ve kirli kan bu şekilde vücudumuza yayılıyor arkadaşlar. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Umarım anlamışsınızdır. Biraz karışık gibi görünebilir ama şöyle kendinizi nasıl diyeyim, hani bir kendinizi vererek çalıştığınız zaman umarım aklınızda tutarsınız arkadaşlar. Bir de size bir kapaktan daha bahsetmek istiyorum. Bizim dikkat ettiyseniz bakın karıncıklardan çıkan damarlarda şöyle kapaklar var. Bakın burada da var kapak, burada da var kapak. Biz bunlara mitral kapak diyoruz. Bunlar kalpten çıkan kanın geri dönüşünü engelleyen damarlardır. O yüzden ben şuraya farklı bir kalemle yazayım. Şöyle açık yeşille yazalım arkadaşlar. Şuradaki kapaklar neymiş? Mitral kapak. Mitral kapak. Bu kapaklar da kalpten çıkan kanın geri dönüşünü engelleyen kapaklardır. Evet, kalbin damar bağlantıları, kalbin yapısı bu şekildedir arkadaşlar. Şimdi geçiyoruz kalbin çalışmasına. Şöyle bir başlık yazalım. Kalbin çalışması. Size kalbin çalışmasını anlatırken şöyle basit bir kalp çizeceğim arkadaşlar. Bizim hepimizin çizdiği kalp. Bakın şöyle bir kalp çiziyorum. Şöyle bir kalp. Tabii ki kalbimiz böyle değil, değil mi? Az önce gördük nasıl bir şekilde olduğunu. Ve kalbimizi şöyle 4 tane odacığa ayırdım. Sağ sol olarak şöyle düşünelim. Burası neydi? Burası sağ, burası da soldu. Tam tersi olarak düşüneceğiz. Şimdi bizim sağ kulakçığımızın üstünde bakın öncelikle şunu söylemek istiyorum. Kalbimiz çalışmak için beyinden uyarı almaz arkadaşlar. Kalbimiz kendi uyarısını kendisi oluşturur. Öncelikle onu bir yazalım. Diyelim ki kalp kendi uyarısını kendi oluşturur. Kendi oluşturur. Beyinden emir almaz. O yüzden bitkisel hayatta olan kişileri düşünün. Bakın bitkisel hayattakilerin kalpleri çalışıyor ama beyinleri durmuştur. Makinalara bağlı olmasının sebebi kalbini çalıştırmak değil, diğer organlarını yani beyne bağlı olan diğer organlarını çalıştırmaktır oradaki amaç. Kalp aslında kendi kendine çalışıyor arkadaşlar. Evet, beyin sadece kalp için ne yapar? İşte hızlandırır ya da yavaşlatır. İşte sempatik sinirlerle hızlandırıyor, parasempatik sinirlerle yavaşlatıyor. Onu da yazalım. Beyin sadece kalbi sempatik sinirlerle hızlandırır ya da parasempatik sinirlerle yavaşlatır. Evet, bu şekilde bir etki yapar ama durmuş bir kalbi beyin çalıştıramaz. O yüzden de zaten kalp masajı yapıyoruz. Beyne herhangi bir uyarı vermiyoruz. Şimdi gelelim kalbin çalışma mekanizmasına. Arkadaşlar bizim kalbimizin sağ kulakçığında bir düğüm bulunur. Bir düğüm. Biz bu düğüme sinoatriyal düğüm diyoruz. Sinoatriyal düğüm. Bunu kısaca SA olarak gösteriyoruz. Kısaca SA. Daha sonra kalbimizin alt tarafında bakın hemen sağ karıncanın üstünde, bunu da farklı bir renkle yapalım. Sağ karıncanın üstünde arkadaşlar şuralarda atrioventriküler düğüm. Atrioventriküler düğüm. Buna da kısaca AV diyoruz. Bu atrioventriküler düğümden çıkan bazı uzantılar vardır. Bakın şöyle uzantılar. Bu uzantılar kalbin karıncıklarının tamamına yayılarak karıncıkların kasılmasını sağlıyor. Biz bu uzantılara da Purkinje lifleri ve his demetleri diyoruz. His demetleri arkadaşlar, bunlar da kalbimizin karıncıklarında bulunan liflerdir, demetlerdir. Peki bunlar nasıl çalışıyor? Bakın kalbin
kasılması sırasında neler olur? Hemen yazalım. Kalbin kasılması sırasında. Sırasıyla yazıyorum arkadaşlar. Birincisi, sinüatriyal düğüm uyarı oluşturur. Bakın, sinüatriyal düğüm uyarı oluşturuyor. Daha sonra, bakın, sinüatriyal düğüm uyarı oluşturduysa neresi kasılacak? Kulakçıklar. Çünkü kulakçıklarda bulunuyor. O zaman yazıyorum. Kulakçıklar kasılır. Kulakçıklar kasılır. Daha sonra uyarı nereye gider? Atrioventriküler düğüme gider. 3. Atrioventriküler düğüme gitti. Atrioventriküler düğümde kime veriyor uyarıyı? Bakın, yayılabilmesi için his demetleri ve Purkinje liflerine vermesi gerekiyor. Şöyle his demetleri diyorum. Önce his demetlerine veriyor. Daha sonra da arkadaşlar Purkinje liflerine veriyor. Purkinje lifleri. Bunlar da iyice karıncıkların her tarafına yayıyorlar. Daha sonra ise ne oluyor? Karıncıklarımız kasılıyor. Karıncıklar kasılır. İşte durum bundan ibarettir arkadaşlar. Kalbin kasılması sırasında bunlar meydana gelir. Sıralamayı unutmamak için ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle sinüatriyal düğümün kulakçıklarda, geriye kalanlarının ise karıncıklarda olduğunu unutmayın. Sinüatriyal düğümden sonra ne gelecek? Kulakçıklar gelecek. Tamam mı? Bunu unutmuyoruz. Hemen aklımıza şöyle bir şey geliyor. Diyelim ki bir kafede oturuyorsunuz ve İşte kızlar için şöyle içeriye yakışıklı bir erkek girdi. Erkekler için de şöyle güzel bir kız girdi içeriye. Ve bütün masalar dolu. Sadece siz tek başınıza oturuyorsunuz. Baktınız kız ya da erkek size doğru geliyor. Geldi, size dedi ki selamünaleyküm. Bakın, selamünaleyküm dedi. Ne oldu? Sizde bir uyarı oluşturdu. Uyarı oluşturunca kalp ne olur? Kasılmaya başlar. Kulakçıklar kasıldı. Daha sonra size dediniz ki aleyküm ve selam. İşte ve aleyküm selam diyecek yerde karıştırdınız. Aleyküm ve selam dediniz. Bundan sonra arkadaşlar aranızda bir his oluşmaya başladı. Hisler oluştu. Bu hislerle birlikte zaten Purkinje lifleri bundan sonra geliyor. Hemen aklınıza gelir. Sonra da kalbiniz kasılmaya devam etti. Karıncıklar kasıldı ve oturdunuz, bir bardak çay içtiniz. İşte ya yollarınızı birleştirdiniz ya yollarınızı ayırdınız. Bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz arkadaşlar. Anlattım, bu hikaye gelsin aklınıza. Şimdi size bir de şundan bahsetmek istiyorum. Bir kalp döngüsü sırasında neler meydana gelir? İşte kalp döngüsünde ne oluyor arkadaşlar? Bunlara bakalım. O zaman şöyle bir yan başlık yazıyoruz. Bir kalp döngüsü diyoruz. Bir kalp döngüsü. Şimdi kalp döngüsünde kasılmalar ve gevşemeler meydana gelecek. Peki bu kasılma gevşemeler ne kadar sürüyor? Neler oluyor arkadaşlar? Bunlara bakacağız. İlk önce kasılma ve gevşemenin bir tablosunu çizelim. Yani şöyle bir şey yapalım. Bakın şu şekilde bir yuvarlak bir şekilde gösterdiğimiz zaman yaklaşık olarak 0,1 saniye kadar arkadaşlar kulakçıkların kasılması, karıncıkların gevşemesi oluyor. Bakın. Daha sonra 0,4 saniye kadar kulakçık ve karıncıkların birlikte gevşemesi oluyor. Birlikte gevşeme. Yaklaşık 0,3 saniye kadar da karıncıkların kasılıp kulakçıkların gevşemesi olayı oluyor. Bakın bu bir döngü halinde devam ediyor. Biz burada şunu bilmemiz gerekiyor. Karıncık ve kulakçıklar birlikte gevşerken asla birlikte kasılmazlar. Bunu unutmuyoruz, tamam mı? O zaman şöyle numaralandırarak yazalım. Bakın şuraya bir numara diyorum. Bir numarada ne oluyor? Şu arada, bakın şu arada şu olur. Kulakçık ve karıncık gevşer. Daha sonra şuraya 2 numara diyorum arkadaşlar. 2 numara. Burada da kulakçık kasılır. Kulakçık kasılır. Karıncık gevşer. Karıncık gevşer. Şuraya da 3 numara diyorum. 3 numarada da tam tersi olacak. Kulakçık gevşer. Karıncık kasılır. Şimdi bizim bilmemiz gereken iki tane kavram var. Sistol ve diastol. Arkadaşlar, sistol karıncık ve kulakçıkların kasılması olayıdır. Diastol ise
Diyastolik gevşeme olayıdır. Çok fazla belki karşınıza çıkmayabilir ama mutlaka soru çözerken gelir arkadaşlar. Sistol, diyastol diye. Şimdi bir numarada ne oluyor? İki numarada ne oluyor? Bunlara bakalım. Arkadaşlar bir numaralı olayda bakın ne olacak? Gevşeme ile birlikte alt ve üst ana toplar damarlardan bakın hemen şurada kalp üstünde gösteriyorum. Bir numarada ne oluyordu? Kulakçık ve karıncıklar aynı anda gevşiyordu değil mi? Kulakçık ve karıncıklar. O zaman her ikisi de gevşiyorsa ne olacak? Kendilerine kan çekecekler. Buradaki kan ve diğer kulakçıktaki kan karıncıklara dolacak. Vücuttaki kan da neye gelecek? Kulakçıklara gelecek. İkisi aynı anda gevşediği zaman ve bu yaklaşık 0,1 saniye kadar sürer arkadaşlar. Oldukça kısa sürer. O zaman yazalım şöyle. Bir numarada ne oluyormuş? Gevşeme ile birlikte kulakçık ve karıncıklara kan dolar. Birinci numarada bu oluyor. Geliyorum ikinci numaraya bakın. İkinci numarada bu. Birinci numara az önce yanlış söyledim. 0,4 saniye sürerken iki numara ne oluyor? 0,1 saniye sürüyor arkadaşlar. Çok kısa süren bir olaydır. Kulakçıklar kasılıyor ve kulakçıklardaki kanın tamamı nereye doluyor? Karıncıklara doluyor. O zaman şöyle diyelim. Kulakçıklar kasılır ve kanın tamamı karıncıklara dolar. Üçüncü olayda ise bakın kulakçık gevşiyor, karıncık kasılıyor. O zaman yaklaşık 0,3 saniye kadar süren bu olayda da ne olacak? Karıncıklardaki kan atar damarlar ile vücuda gönderilir arkadaşlar. Evet. 1, 2 ve 3 numaralı olaylarda gerçekleşenler bunlar. Bunu size sorsalar bile nasıl sorarlar? Şekli verip açıklamasını yapıp o şekilde yorum yapmanızı isterler. Direkt olarak hani bilgi sorusu sormazlar arkadaşlar. Kalple ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Bir de kalbin çalışmasını etkileyen faktörler var. Ben bunları böyle kısaca bir başlık olarak yazacağım size. Şöyle yazalım. Şuraya. Kalbin çalışmasını etkileyen faktörler. Nedir bunlar bakalım. Videomuz biliyorum biraz uzun oldu ama diğerlerine göre olsun kalbi bitirmiş olacağız bu videoyla. Arkadaşlar birincisi aktivite. Bakın bir aktivite. Yani biz ne kadar aktif olursak, ne kadar hareket edersek kalp o kadar hızlı çalışır. İkincisi otonom sinirler. Otonom sinirler. Neydi otonom sinirler? Hatırlayın. Sempatik ve parasempatik sinirler değil mi? Az önce şurada da söyledik. Sempatik sinirler hızlandırıyor. Parasempatik sinirler de yavaşlatıyor arkadaşlar. Parasempatik sinirler. Üçüncü olayımız nedir? Hormonlar. Hangi hormonlar bizi hızlandırır? Adrenalin, noradrenalin gibi veya tiroksin gibi bazı hormonlar bizim vücudumuzu yani kalbimizi hızlandırır arkadaşlar. Dördüncüsü ateşli hastalıklar. Yani ateşin yükselmesi diyebiliriz veya ateşli hastalıklar yazalım. Hastalandığımız zamanlarda da eğer ateşimiz yükselmişse kalbimiz hızlanır arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Ayrıca kimyasal maddeler diyeceğiz. 5 kimyasal maddeler. Kimyasal maddeler. Nedir bu kimyasal maddeler? Mesela kafein, işte sigara, yani sigarada bulunan nikotin gibi kimyasal maddeler yine bizim kalbimizi hızlandıran maddelerdir arkadaşlar. Evet, kalbin çalışması, kalbin damar bağlantıları ve kalbin yapısıyla ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Aslında biz kalbi bitirmiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki videoda damarlarla devam edeceğiz. Sonraki videoda görüşmek üzere. İyi, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.